şimdi tekrar. Kapat onu. Niye kapatıyorum? Kapat. Niye? Buranın niye yöneticisiyim. Tamam, tanıştığıma memnun oldum. Ben memnun olmadım. Lütfen. Ne sebepten dolayı? Kapatır mısınız? Burası benim özel mülküm. Tamam. Ve burası da oraya ait kapatır, olduğu için burayı kullanmam misiniz? Gerekiyor. Kapatmıyorum. Kapatın, neden rahatsız oluyorsun peki? Telefonunu ne açıyorsunuz? Neye belgeliyorsunuz? Yani? Belgelemiyorum. Ya ne niye? Ama beni taciz ediyorsun şu anda. Ben huzurla havuza giriyorum. Bak. Buranın bir kuralı var. Kuralı nedir? Ama siz konuşmak istemiyorsunuz. Siz rahatsızsınız. Kapatır mısınız telefonu? Kapatmıyorum. Kapatmıyorsan ne konuşuyorsun benimle? Telefonu kapatır mısın? Tamam, ben dinliyorum sizi. Ben de sizi can kulağıyla dinliyorum şu anda. Kapatıyoruz havuzu. Çıkalım mı? Hadi lütfen, rica ederim. Ben çıkmıyorum. Kapatabilirsiniz. Hoşumuna girmek yasak. Yasak ama burası benim özel mülküm. Ya özel mülküm dahilinde bu sınırlarda dahil olduğu için ben burayı istediğim gibi kullanabiliyorum. Değil. Bakın ben hiç bununla sizinle bununla ilgili tartışmak istemiyorum ki. Ben de tartışmak yönetime istemiyorum söyleyeyim. Ama ben de sizle gireceğimi söylemiştim Süleyman abi. Havuzu kapatmak zorundayım ben. Benim de işi yok ki. Ben buranın şey gibi dahil değilim. Anladım. Tamam. Çalışanlar. O zaman bir şey demiyorum ama ben girmeye devam edeceğim. Yani. Kapatmak zorundayım havuzu girersen. Onu bilmiyorum. Nasıl ben girmeye devam edeceğim. Nasıl çıkacaksın? Bir şekilde çıkarım ya da burada kalırım o zaman. Yapmayın öyle bir şey yani. Allah aşkına ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ama bu ayrımcılığa giriyor. Herkes dilediği gibi girebiliyor. Koyan ben değilim ki. Ben anlıyorum. Ben sizi anlıyorum ama siz de beni anlayış gösterin. Ben gireceğimi söyledim. Akçok Hoca da bir sitede yazlık daire satın aldık. Havuzlu olduğu için almıştık. Eşim tesettürlü, malum videoda gördüğünüz üzere. Cumartesi günü benim yokluğumda eşim gidiyor, taşınıyor. Çocuklarımla birlikte havuza girmek istiyorlar. Girdi hemen ikinci dakika güvenlik görevlisi diyelim ya da site yöneticilerinden kişiler diyelim. Hemen geliyorlar, müdahale etmeye kalkıyorlar. Benim yokluğumda bir kadını iki tane çocuğunun yanında zorla havuzdan çıkartmaya çalışmaları kabul edilir bir şey değil. Yaşadığımız olay haşamayla havuza girmesi yasakmış. Havuzu boşaltmaya çalışıyorlar. Eşimi orada sözlü tacizde bulunuyorlar. Olacak şey değil yani. Bu kesinlikle büyük bir ayrımcılık. Özgürlükleri savunan insanların özgürlükleri kısıtlayıcı bir şekilde karar almaları veya bunu dayatmaları kesinlikle ayrımcılığa girmektedir. Bu olacak şey değildir.